عليكم السلام ورحمة الله. Ustaz bir hadis boyunca sorum var idi. Ok bayroklar hakkındaki hadis hakkında. Şunu eğer imkan varsa şahlar derseniz, eğer vaktiniz olmasa. Ok bayroklar? Ok bayroklar ve kuru bayroklar hakkındaki hadis. Kanaka hadis ekan, katta okuduysun. Bir ülkemiz iltimos qiluvdi, aka ulan siz birinchi shuni bering deb. Mavaron nahr Ok bayroq emas u, qora bayroq. Qora adashib qolmasam. Shuni sharhlab bersiz imkon bo'lsa domla. Xo'p. İmam Buxoriyning ustozlari bor. Nuaym ibn Hammad degan rahimahulloh mashhur muhaddislardan bo'lgan. Shu kishining Fitan degan kitoblari bor. Al fitan fitnalar degan. Shu fitnalar kitobida qora bayroqliklar haqida bir qancha hadislarni keltirgan u kishi. 30 ga yaqin hadisni agar adashmagan bo'lsam, undan ko'p, 20 dan atrofida 30 ga yaqin hadisni keltirgan. Robiylari, sanatlari hammasini keltirib, ular haqida farazan sahih bo'lsa, shu 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 deb aytib ketgan. Qora bayroqliklar masalasi Abbosiylar davriga to'g'ri keladi. Umaviylar taxtdan ag'darib, Abbosiylar taxtga kelgan paytida Abbosiylarning shiori qora bayroq bo'lgan. Va ulamolar mana shu hadislarni hammasini to'plab aytishganki, bu hadislar hammasi zaif deyishgan, aksariyati to'qima deyishgan. Nimaga desa, chunki Abbosiylar siyosat mexanizmini yurg'izishlik uchun ba'zi odamlar bu hadislarni to'qigan degan. Bitta yarimta ehtimoli bor. Fitnalarning chiqishligi haqidagi hadislarda qora bayroqliklar haqidagi hadislar bor desa, uni keyin sharhlashgan bo'lish ehtimoli bor u ham, to'g'ri. Qora bayroqliklar bular sochlarini qirib yuradi. Bular ismlari kunya bo'ladi. Abu Fulon ibn Piston bo'ladi. Asl ism bo'lmaydi. Yo, sochlarini qirib emas, sochlari o'sib yuradi. Sochlarini o'stirib yuradi. Bayroqlari qora bo'ladi. Musulmonlarni qirishadi. Mana shunga o'xshagan ko'p gaplarni gapirishgan. IShID qora bayroqni ko'tarib chiqqan paytida shu hadislarni ba'zi ulamolar dalil sifatida keltirdi ham. Bu Ochiq xat degan kitob bor. Hazrat Rahimahulloh tarjima qilganlar, eng oxirgi yozgan kitoblardan biri bu. To'g'rirog'i shu kitobni samolyotda yozganlar. Biz aloqada bo'lib turganmiz, tarjima qilib tashab, tezda chiqarishlikka urg'u berganlar, chiqarilgan shu. O'shanda ulamolar qora bayroqliklar haqidagi hadislarni keltirib, bular o'sha jamoat bo'lishi mumkin deb ularni tanqid qilishgan. Hadis zaif, lekin zaif hadisni voqealikda ko'rgani uchun ulamolar voqealik uni ma'nosini tasdiqlaydi deyishgan. Shuning uchun u hadislarga ko'p e'timod qilinmaydi, lekin o'sha hadislarda kelgan sifatli odamlardan ehtiyot bo'linadi. Ilmsiz, dindan gapiradi, shariatni maqsadini tushunmaydi, butparastlarni, boshqa din vakillarini bezovta qilishmaydi, faqat va faqat musulmonlarni qonini to'kishadi, o'zlariga asosan musulmonlarni dushman bilishadi. Mana shunaqa sifatlari bor. Va ular haqida mana shunaqangi hadislarda kelganligini aytishgan. Tushunarlimi? U hadislar lekin umumiy xulosasi zaif hadislar. Rahmat yotdi ustoz. Keyin yana 4-chi farzand agar qiz tug'ilsa yoki o'g'il tug'ilsa hammi Robiya ismli haqida ism qo'yish kerak yoki bir tavsiyami, sunnatmi, shunga o'xshagan gap bormi? Yo'q, unaqa gap yo'q. Bo'ldi, rahmat katta ustoz, sog' bo'ling, Alloh razı olsin. Keyin qora bayroqliklar haqida gapirar ekan ulamolar aytishadi, islom bayrog'i qora, ustida la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan yozuv bo'lishi kerak degan keskin gapni gapirish noto'g'ri. Chunki ulamolar yaxshi biladiki,
Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın aniq bir rangli, aniq bir şekilli bayrağları bulmayan. Uruçlarda bayrağı bulgen, bayrağ darlik, bayrağına op çıkışlik, bayrağına karab yürüyüşlik, bayrağına atrafında toplanışlik var. Bayrağ var. Lekin aynen kara buluşligi, aynen uşa kelimeti tavhid yazılgen buluşligi şart kılınmıydı. Bunu birkaç ulamalar keltirgen, mesela Ayni, Badriddin Ayni aytadılar ki, Musnad'da, Tabarani'den, Tarih-ül Kebir'de keltiradılar, Abdullah ibn Burayda. Bu, Burayda'nın oğlu, Burayda sahabı bugün. Burayda aytadı ki, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin bayrakları kara idi. Ve liva uhu ak. Liva degeni, o şey, mesela deylik, uzu kara yazılgen bilgisi ak idi. Degen. Ayşe anamızdan Allah'da rivayet var. Kana liva-i Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem abiyat. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bayraklarının rengi ak bugenidi. Abu Davud'da rivayet var. Sammak ibn Harb'den, o bir kişiden rivayet kıyken, özünün kavmiden, o şey kavminin içinde en ahırgı adam eken, aytken eken ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bayraklarını kurdum, safra bugen, sarık bugen, digerler yiyen bırakken. İbn Adi'den, İbn Abbas'dan rivayet kıladı. İbn Abbas aytadılar ki, Kânet râiyyatu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem'i savda ve livâuhu abiyat maktubun bihi. Bayrakları kara, ak bilen yazılgen, ekenliğini gördüm degenler. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yazılgen degenler. Demek ki, bana şunlarını örgünçseyiz, anık bitti renge belgilep koyuş yok şeriatta. Adır mesela, Saudiye'nin ki yeşil. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah yazılgen, kılıç koyulgen, üstü yukurma koyulgen misal için. Bunu şunu yok şeriatta. Türlü hıl buluş ihtimali var. Aynen zahiri bulup bitti hadisini alıp çünkü öyle meşnaka buluş gereği deyiş doğru emez. Ve kara bayraklilik siyasi ton üçün kılıngan. Yukarıda ettim. Abbasiler davrında kara kımmet baha materyalı hesaplengen. Umaviler davrında bunu zıddı bugün. Çünkü okşagen siyasi hareketlerini simbolü bilgisi hesaplengen. Hop. Kengi bir adamımız götürmüş.